Coşkun abimize bunu çekilsin. Siz orada savaşın içindeymişsiniz. O canlı, o gerçekliği yaşıyorsunuz. Top atışını yapıp İngiliz savaş gemisini vurduğunu on taraf burayı. Deyince döner dönmez bir hafta içerisinde o kafatasını getirip teslim ediyor. Kimi bilmem ne belaydı. Yan yana ne demek? Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Başka hiçbir savaş için. Bugün gaziler diyarında, şehitler diyarında sizleri uğurlayacağız bu hafta. Sizler oraya şehitlerinizi ziyaret edeceksiniz. Heyecanınızı ziyaret edeceksiniz. Çünkü kökü mazide olan bir adiyiz. Geçmişe bakarak geleceğe emin adımlarla gideceğiz. Bize bu vatan emanet eden atamızı, ecdadımızı, şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ki geleceğe emin adımlarla ilerleyelim. Bugün bu etkinliğe öncülük eden çok değerli şahit ve belediye başkanımız Sayın Mehmet Ağmazoğlu'na da yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel havalı bir eğitim. Her alanda çok güzel çalışmalar var. Değerli genç kardeşim, geçen hafta ben de eğitimlerime fırsatı buldum. Kültür merkezinin karşısında çok güzel bir kütüphane yapıyor başkanımız. Türkiye'de galiba Millet Kütüphanesi'nden sonra en büyük kütüphane. Ve 24 saat açık olacak. Tarkınız açıklığında da eve gidip geri gelin diye çalışmanız da kesilmeyecek. Orada çorbanız, keyfiniz, çayınız hazır olacak. Ne zaman açıyoruz başkanım? 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah açılacak. Hayırlı olsun şimdiden. Bizler sizlere ve Şahin Bey'e hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Çünkü bizim siyasetimizin anlamı millete hizmet etmek. Neyi düşünürse, neye inanırsa bildir. Parti meselesi değil, bizim derdimiz vatan meselesidir. Türkiye meselesidir, Türkiye sevdasıdır. Siz benimle olan sevdasıdır. Değerli arkadaşım, hepinize derslerinize başarılar diliyorum. Sağlık afiyetle. Nice güzel, başarı dolu, muvaffakiyet dolu, Rabbim hayırlı bereketli ömürler versin. Yine ailelerimize selamlarımı iletin lütfen, selamlarımızı söyleyin. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, Türkiye'yi muhtemel açık olsun, Allah'a emanet olun. Gaziler diyarına, şehitler diyarına sloganıyla başlamış olduğumuz Çanakkale ziyaretlerimiz bugün itibariyle 147.200 öğrencimizi ecdadımızla buluşturmuş oluyoruz. Bu yılki projemiz kapsamında yine 35.000 gencimizi daha ecdadımızla buluşturacağız. Bu yıl Kasım ayının 15'ine kadar aralıksız her gün bir uçak öğrencimiz ecdadımızı ziyarete gidecek. Sevgili gençler, neden böyle bir projeye başladık? Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğine sahip çıkamaz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmalı. Bundan 108 yıl önce ecdadımız Çanakkale'de büyük bir destan yazdı. Yeni Gömel'e karşı. O zaman ülke topraklarımızı işgal etmek isteyen düşmanlara karşı 7'den 70'e herkes cepheye koştu. Tam 253 kişiyi verdik. Bu verdiğimiz şehitler arasında kimler var? 15 yaşında Eylül 15'te 15 diye üzerine Türkiye yazan gençlerimiz var. Türkiye'nin her tarafından insanlarımız var. Gaziantep'te 517 tane şehidimiz var. Doğrudan batıdan, kuzeyden, Diyarbakır'dan, Hakkari'ye, Kars'tan, Iğdır'dan, Edirne'ye, Muğla'ya kadar sadece Türkiye, şu andaki Türkiye toprakları değil, o zaman biliyorsunuz Osmanlı toprakları daha genişti. Musul'dan, Kerkük'ten, İdlib'den, Suriye'den, Filistin'den inşallah gittiğiniz zaman göreceksiniz. Bütün Osmanlı coğrafyasındaki her ırktan insanımız
Orada şehit düştü. Koyun koyuna yatıyorlar. Milli Şahin dediği gibi bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Dediği milli şairimizin işte tam burası, burası. Onun için giderken hürmetle bu bir gezi değil, bu bir ziyaret. Şehitlerimize bir teşekkür ziyareti. İnşallah gideceksiniz. Orada ziyaretinizi yapacaksınız, fatihalarını okuyacaksınız. Ülkemiz hızla ilerliyor. Artık tam bağımsız Türkiye yolunda kendi doğal gazımızla bulduk, kendi petrolümüzle, kendi kendimize yeter durumdayız. İnşallah dünyanın dediğim gibi bir numara ülkesi sizler olacak. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Hepinizi sıraya devam edin.